Mustafa Bayram 1938 yılında Van'ın Başkale ilçesinde doğmuştur. Yaklaşık 3 milyon nüfus Vertuşi aşiretinin Şerefan kolu lideridir. Türkiye'nin doğu bölgesinde faaliyet gösteren en büyük mafya babalarından biri olan Vanlı Mustafa lakaplı Mustafa Bayram'ın 13'ü erkek 4'ü kız olmak üzere 17 çocuğu vardır. Kendisi gibi yakın çevresi de yasa dışı işlerle uğraşmıştır. Şöyle ki, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde en tehlikeli 4 isim arasını aldığı, 13 yıl kırmızı bülten ile aranıp 2003 yılında yakalanan baronların baronu lakaplı Cumhur Yakut. Mustafa Bayram'ın damadıdır. Bir dönem müteahhiti kişiyle uğraştı. Ticaretten sonra siyasetle ilgilendi ve 1995-1999 yıllarında ANAP ve FEP'den Van milletvekili seçildi. Suç dosyası bir hayli kabarık olan Mustafa Bayram'ın öncelikle suç alanı uyuşturucu kaçakçılığıdır. 1979 yılında Van'da üzerinde 8, 8 kilogram eroin ile yakalandı. 8 kişinin tutuklandığı olayda ayrıca 584 kilogram eroin ham maddesi de ele geçirildi. 1980 yılında 5 kg eroinin sahibi olduğu iddiası ile kiliste tutuklandı. 1983 yılında Van'da 2, 5 kilogram eroinin sahibi olduğu iddiası ile 12 akrebası ile beraber gözaltına alındı. 1986 yılında İstanbul'da 20 kg eroin satışı yaptığı gerekçesiyle 3 adamı ile beraber yakalandı ama Kanıt yetersizliğinden dolayı birkaç gün sonra serbest bırakıldı Yine 1986 yılında 20 kg eroin ile yakalandı Kendisiyle beraber yakalanan Halil Havar isimli şahıs ile birlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi 1987 yılında İstanbul'un Beşiktaş semtinde 7 kg eroini satmaya çalıştıkları gerekçesiyle Bayram ve 8 adamı gözaltına alındı 1988 yılında Van Başkale'de yaklaşık 9 kilogram uyuşturucunun satışına aracılık ettiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda firar etti fakat bayramın 4 adamı yakalandı. 1994'te yine Van'da 63 kilogram eroin ile ilgili açılan davada Mustafa Bayram hakkında gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı ve uzun süre arandı. Oğlu Levent Bayram ise anında tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1997 yılında Van'da araç parkı tartışması sebebiyle Bayram'ın da olaya karıştığı bir çatışma çıktı. Çatışmada Yakup İnce adlı bir kişi öldü. Salih İnce adlı şahıs ise yaralandı. Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Yakup İnce'nin gözüne isabet eden kurşunun Bayram'ın silahından çıktığı belirlendi. Bayram hakkında adam öldürmek suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bayram'ın dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan dosya TBMM'ye gönderildi. 1999 yılında İstanbul Üsküdar'da 1 milyon dolar değerindeki Başsız Venüs heykelini satmaya çalışan komiser Kadir Yılmaz, polis memuru Tursun Aydın ve Bayram'ın adamı Ahmet Cevat ağlar yakalandı. Heykelin alıcısının Mustafa Bayram olduğu tespit edildikten sonra yine başka bir dosya hazırlanarak TBMM'ye gönderildi. Son olarak 2001'de yine İstanbul Üsküdar'da Bayram'ın ismi, yeğenine ait olduğu öne sürülen iki adet Picasso tablosunun yasa dışı satışı sırasında düzenlenen operasyona karıştı ve bu olaydan hemen sonra dokunulmazlığının kaldırılması hızlandırıldı, 2004 yılında üzerine atılı suçlamalar ve davalardan dolayı bir süre Van Kapalı cezaevinde tutuklu olarak kaldı, 2005 yılında tahliye edildi. Milletvekilliği sonrasında da hakkında davalar açılan Bayram, son olarak 2011 yılında karara bağlanan suçlarından açılan davada diğer çete liderleri olan Haşmet Celil Bilice ve Remzi Şahin ile birlikte 28'er yıl hapis cezası almıştır oğlu olan eski Edremit Belediye Başkanı Hecer Bayram'da 2004 yılında çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve silahlı isyan çıkarmak suçlarından dolayı görevden alınmıştır. Yine aynı yıl içerisinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan diğer oğlu Hamit Bayram, Van Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü'nü basan adamları tarafından kaçırıldı. Uyuşturucu operasyonunda yakalanan Hamit Bayram'ı kaçırmak isteyen bir grup çete üyesi, Van Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nü bastı. Bölgedeki emniyet güçlerinin yetersiz kaldığı olay sırasında kaçmayı başaran Hamit Bayram ile 7 adamı kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı. <laughs>